Yapraklı 1992 yılında kurucu onursal başkanlarımız Yaprak dedemiz Ali Nihat Gökyiğit ve Toprak dedemiz merhum Hayrettin Karaca tarafından kuruluyor. Ve o yıllarda hedefleri ülkemizi tehdit eden erozyon ve çölleşme konularına dikkat çekmek ve bu konularla nasıl mücadele edilebileceğini göstermek aslında. Yani toprağa sahip çıkmak, ağaçlandırma yapmak, doğal varlıkları korumak ve tüm bu çalışmaların bir devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak. Tabii bunun için karar vericileri bu hedefe yönelik harekete geçirebilmek için de bu örgütlenmenin bir halk hareketi olmasını amaçlıyorlar. Son derece vizyoner bir yaklaşımla ve bundan 30 yıl önce her ikisi de 70'li yaşlarında, bunu özellikle söylemek istiyorum, çoğu kişinin inzivaya çekildiği bir dönemde. Evet, Türkiye'nin en büyük çevre hareketinin kuruluşunu başlatıyorlar. Ve bu tutkuyla da il il, ilçe ilçe, köy köy geziyorlar ve anlatıyorlar. Ve o dönem işte Türkiye Çölü Olmasın sloganı toplumda büyük bir yankı uyandırıyor. Evet. Türkiye Çölü Olmasın en büyük sloganlardan biri gerçekten. İşte tutkuyla yapılan bir işin böyle bir sonucu oluyor. İşte 30 yıl önce bu iki doğa sevdalısı büyüğümüzün çıktığı bu yolda bugün tüm Türkiye'den 1 milyonu aşkın gönüllünün devam ediyor olmasının altında da işte bu tutku ve inanç yatıyor. Peki Başak Hanımcığım, 27 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alan diyoruz ve 23 milyondan fazla fidanla 700 milyon meşe palamudu ağacı diyoruz. Bu bizim ülkemize ne katkı sağladı? Yani TEMA bunları yaparak bizim hayatımızda neleri değiştirdi? Spesifik olarak böyle verilerle bunu seyircilerimize anlatabilir miyiz? Aslında şöyle tabii önemli bir ağaçlandırma çalışması ama tabii gidecek daha çok yolumuz var. Yani özellikle hani geçen sene yaşadığımız maalesef. Soracaktım. Geçen sene o kadar büyük bir yangın oldu ki mesela orada sizin bu kat ettiğiniz yolun ne kadarı gitti? Evet. Maalesef orada tabii üzücü sonuçlar var çünkü 133 bin hektar yaklaşık 133 bin hektar orman varlığımızı kaybettik bu ve binlerce hektar tarım arazisini, milyonlarca orman canlısını onların yerine koyabilmemiz için yeniden daha çok çalışmamız gerekiyor aslında. Tabii o dönemde hepimiz şu farkındalığı yaşadık, yani var olan ormanlarımızı korumak ve yaşatmak çok önemli çünkü şu an onları kaybetmiş durumdayız. Şimdi o yüzden yeniden ama umuda ihtiyacımız var ve onları yeniden yeşerteceğiz dedik biz de. Ve o umutla sürdürüyoruz çalışmalarımızı. Özür dileyerek burada bir parantez merakımdan sormak istiyorum. Bu yanan bölgeyi mi biz tekrar yeşillendiriyoruz? Yoksa yanan bölge, bir yazı okumuştum o yangında. Meşe palamutları yanarken etrafa palamutlar sıçrar ve onlar tekrar var ederler kendilerini gibi. Kızıl çamlar, değil mi? Siz şimdi o yanan bölgeleri mi mesela konsantresiniz? Şimdi orada şöyle bir çalışma var Ceyda Hanım. O çalışmalar ayrıca sürüyor. Bizim 3 Aralık'ta yapacağımız gecede Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 orman oluşturacağız. Yanan alanlardan farklı bir çalışma. Bu da şahane. Evet. Bu bambaşka bir çalışma ama yanan alanlarla ilgili çalışmalar da sürüyor. Hatta izleyicilerimiz bizim hem resmi YouTube kanalımızdan hem de sosyal medya kanallarımızdan oradaki çalışmaların da güncel durumlarını takip edebilirler. Çünkü biz orada da Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte yine çalışıyoruz. Tüm ağaçlandırma çalışmalarımızda olduğu gibi ve güncel bilgileri paylaşıyoruz. Yani bizim kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan ve YouTube kanalımızdan görebilirler. Alanda yaptığımız çekimler ve ne kadarında doğal gençleştirme çalışması yapıldığı, ne kadarında tohum takviyesi yapıldığı, ne kadarında rehabilitasyon çalışması yapıldığı, ne kadarında yeniden ağaçlandırma yapıldı. Çünkü o dönem biliyorsunuz çok tartışıldı tüm bunlar. Evet, hani tamamı yeniden dikilecek mi, bir kısmı kendi haline mi bırakılacak? Aslında bunlar tabii uzmanların gidip alanda yaptıkları analizler sonucunda verdikleri kararlar. Özetle hani bir alanda bunların hepsinden uygun görülenler sürdürülüyor, yapılıyor. Biz de birlikte izliyoruz, destek oluyoruz.